Sevgili severler İtman Pisti programına hoş geldiniz. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 7 koşulu yarış programında saatler 18'i gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte 235.509 liralık devirli yedili ganyan başlayacak ve saatler 18.30'u gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte altılı ganyan başlıyor. Değerli izleyenler İstanbul'da 17 Ocak Çarşamba günü 5. yarış gününde 7 koşulu yarış programında ilk koşuda 3 yaşlı İngiliz sayları 1200 metre mesafede sentetik kum start alacaklar. Koşuya toplam 3 safkan katılıyor ve bu koşuda 2 safkanın görüntüsü var elimizde ve bunlardan ilk olarak 2 numaralı Obra Reis isimli safkanın 13 Ocak sabahı iç pistte yaptığı 1000 metrelik galobu geliyor ekranlarınıza. 1000'i 3.2, son 400'ü 24.4 oldu Obra Reis. Özcan Yıldırım'la start alacak. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 61 günlük bir aranın ardından koşuya katılıyor. Son yarışını 66 gün önce Çin pistte kazanıp meydana veda eden Win Riven Win Bellamia orijinli 3 yaşındaki dur erkek day Run and Win 3 numaralı Run and Win'in iç pistte 14 Ocak sabahı yaptığı 849.8 son 425'lik galobunu izliyorsunuz. Halis Karataş da koşuya katılıyor. Değerli izleyenler saatler 18.30'u gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte Altılı Ganyan başlayacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 4 yaşlı Arap Atları 2000 metre mesafede sentetik kum pistte start alacaklar ve bu koşu için görüntülerimize ilk olarak 2 numaralı Güldür Güldür isimli safkanın son çalışması geliyor. 12 Ocak sabahı aprantisi Berkan Çığla ile 1400 metrelik uzun turvakar bir galop yaptı. Tek başına yaptı bu galobunu. 1400'ü 1.45, 1000'i 13.3, son 400'ü 31 oldu. Berkan Çığla ile start alıyor. 6 numaralı Karkamış. Bu safkana bu yarışında ilk kez değil Baksu Sarı takıldı ve Şinasi Gökçe ile 15 Ocak sabahı 638.8, son 425.4'lük dereceli bir galop yaptı bu safkan. Mustafa Çiçek ile start alacak 50 günlük aranın ardından son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı Şenalp'in yarıştan bir gün önce 16 Ocak Salı sabahı yaptığı 400 metrelik sprintini izliyorsunuz. 400'ü 27.5 son 200'ü 13.5 olduğu Şenalp'in Gökhan Kocakaya ile start alacak son yarışını üçüncülükle tamamlamıştı. 8 numaralı Cabbar Reis bu kez tek başına 600 metrelik bir sprint yaptı. Yarıştan bir gün önce 16 Ocak sabahı, salı sabahı iç pistte ve bu safkana bu yarışında kapalı gözlük ve kulaklık aksesuarı takıldı. 641 427, son 200'ü 13,5 oldu. Ayhan Kurşun nasıl start alacak Cabbar Reis. 9 numaralı Genç Berkin 15 Ocak Pazartesi sabahı Aprantesi Mevlüt Kurt'la yaptığı 600 metrelik galobunu izliyorsunuz. 640 son 400'ü 26 oldu. Özcan Yıldırım'la 54 günlük bir aranın ardından start alacak son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Saatler 19'u gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte 5 Ganyan başlayacak. 4 yaşlı Arap atlarının meydan mücadelesi 1500 metre mesafede sentetik kumpiste koşulacak ve bu koşu için görüntülerimize 1 numaralı Acar Türk isimli safkanın son çalışması geliyor. Acar Türk 13 Ocak sabahı 1200 metrelik uzun bir galop yaptı. Yavuz Alan idaresinde tek başına yaptı bu galobunu ve bu galobun son metrelerini izliyorsunuz. 1200'ü 125, 10.6 10. son 400'ü 30 oldu. Saadettin Boyraz da start alacak son yarışını ikincilikle tamamladı. 2 numaralı Akmanaga 10.5 10. 428.7'lik galobunu Orhan Demirkıran İdaresi'nde idaresinde 14 Ocak sabahı gerçekleştirdi. Mustafa Çiçek de start alacak son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 3 numaralı Çınarkan 14 Ocak sabahı 1013 430,5'luk bir galop yaptı. Mehmet Kaya ile start alacak. Yarış yaşamındaki ilk koşusunda tabela dışında kaldı Çınarkan. 5 numaralı Efesli 15 Ocak sabahı 640 son 426.4'lük bir galop yaptı. Efesli son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Özcan Yıldırım'la start alacak. Sıradaki görüntümüz 6 numaralı Erginsoy isimli safkana ait. 13 Ocak sabahı iç pistte Şinasi Gökçe idaresinde tek başına yapmış olduğu 105 4285luk galobunu izliyorsunuz. Tamerinoğlu Berdan Gül orijinli bu safkan Doğukan Savla start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Ve 9 numaralı Tendürek isimli safkan ekranlarımıza geliyor. Gördüğü yarışının ardından 16 Ocak sabahı yarıştan bir gün önce salı sabahı bir kenter yaptı Bektaş Savla. Bu safkana kapalı gözlük aksesuarı takıldı. Gökhan Gökçe ile start alacak. 11 numaralı Sipse 14 Ocak sabahı Bayram Aktaş idaresinde 856.5-427.8'lik bir galop yaptı. Yarış aşamındaki ilk startını alacak. Aprantisi Mustafa Can Demirle Toşur Çiçek Yurt orijinli 4 yaşındaki Alkısrak. Sevgili yarışseverler dördüncü koşuya geçiyoruz. Bu koşu aynı zamanda satış koşusu. Dörtlügan Ganyan'da bu koşuyla birlikte başlıyor. Üç yaşlı İngiliz sayıları 1300 metre mesafede sentetik kumpiste start alacaklar. Ve bu koşu için görüntülerimize bir numaralı Kerem Toş isimli safkan geliyor. Kerem Toş önde olan safkandı ve bu safkandan bu yarış kapalı gözlük ve kulaklık aksesuarı çıkartıldı. 14 Ocak sabahı Deniz Yıldız'la iç pistte yapmış olduğu 1025 425 buçukluk galobunu izliyorsunuz. Şu anda en önde potayı geçen safkan Kerem Toş son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Lady Stoneheart içte olan safkandı Lady Stoneheart ve iç pistte 423.8'li kısa bir sprint yaptı 14 Ocak sabahı. Ahmet Çelik de start alıyor son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Hemen ardından 5 numaralı Serafik görüntülerimize geliyor. 13 Ocak sabahı iç pistte 1000 metrelik bir galop yaptı. Bu galobun son 200 metresini şu anda izliyorsunuz. 1000'i 4 son 400'ü 25 oldu. Ayhan Kurşun nasıl start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Son olarak görüntülerimize 6 numaralı İnci Boncuk geliyor. Bu safkanla da bu yarış dil bağı aksesuarı çıkartıldı. 11 Ocak sabahı iç pistte 1002 son 24.2'lik bir galop yaptı. Caner Karademirle Furkan Yüksel'le koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sevgili yarışseverler 5. koşuya geçiyoruz. Üçlü Ganyan'ın ilk ayağı da bu koşuyla birlikte başlıyor. Ali Akşit koşusu kısa vade 6 koşuda 4 ve yukarı yaşlı rapatları 2200 metre mesafede sentetik kompiste start alacaklar. Ve bu koşuda görüntülerimize 4 numaralı Rodosto isimli safkan geliyor. Rodosto 14 Ocak sabahı Hakan Gökçe ile iç piste 9.8 son 428.6'lık bir galop yaptı. Son yarışında savaş atına fotoda mağlup olmuştu. Kadir Tokaçoğlu ile start almıştı ve koşudan ikinci olarak ayrıldı. Kadir Tokaçoğlu ile yeniden start alıyor. 5 numaralı Şahin Ter 16 Ocak sabahı iç pistte 640.2 427 son 213.5'luk bir sprint yaptı kazandığı yarış sonrası Mehmet Kaya ile start alacak 5 numaralı Şahin Ter. Son koşusunda tabelayı tamamlayan 7 numaralı Amankaya'da 16 Ocak Salı sabahı iç pistte 213,5'luk kısa bir sprint yaptı. Aprantesi Daniel Kaya ile Mustafa Çiçek de koşuya katılıyor. Sevgili yarışseverler 6. koşuya geçiyoruz ve 4 yaşlı Arap atlarının bir başka meydan mücadelesi 1500 metre mesafede sentetik kum pistte koşulacak. Bu koşu için görüntülerimize 1 numaralı Gür Nara isimli safkan geliyor. Gürnar'a içteki kır safkandı. 855.5-428.5'luk galobunu 14 Ocak sabahı Ufuk Bilik İdaresi'nde gerçekleştirdi. Kadir Tokaçoğlu ile start alacak son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. İki numaralı İzyas ara sonrası bir yarış görmüştü. Tabela dışında kaldı ve bu yarışında da kapalı gözlük aksesuarı çıkartıldı. 15 Ocak sabahı da 641.2, 427.2'lik bir galop yaptı. Gökhan Kocakaya ile koşuya katılıyor. İki numaralı İzyas. Son yarışını fotoda kaybeden 3 numaralı Karayama ekranlarımıza geliyor. Halis Karataş da start alacak bu yarışında ve 14 Ocak sabahı iç pistte 1011 son 428'lik bir galop yaptı tek başına. 3 numaralı Karayama. Sıradaki görüntümüz 4 numaralı Miracım isimli safkana ait. 15 Ocak sabahı Bektaş Sav İdaresi'nde 639 son 400'ü buçukluk bir galop yaptı Miracım. Ahmet Çelik de 133 günlük bir aranın ardından start alacak. Son yarışında Çin pistte koştu ve koşudan 4. olarak ayrıldı. 6 numaralı Oğulcanım ekranlarımıza geliyor. 15 Ocak sabahı Ramazan Arslan idaresinde 640.8 son 426.4'lük bir galop yaptı Oğulcanım. Son yarışında koşudan 3. olarak ayrılan bu safkan Mehmet Kaya ile start alıyor. İlk koşusunda tabela dışında kalan 7 numaralı Payitat 15 Ocak sabahı 639 son 425.8'lik bir galop yaptı. Furkan Yüksel ile koşuya katılıyor. Tan anneden kardeş 7 numaralı Payitat. 8 numaralı Trakyalı ekranlarımıza geliyor. Trakyalı'dan bu yarış dil bağı aksesuarı çıkartıldı. 15 Ocak sabahı Fatih Sav idaresinde yapmış olduğu 639.5 son 400'ü 25.7'lik galobunu izliyorsunuz. Ayhan Kurşun'la start alacak olan bu safkan son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 9 numaralı Zanos Gökmen Gökçe ile 15 Ocak sabahı 640.3 son 400'ü 26.3'lük bir galop yaptı. Tek başına yaptı bu galobunu. Özcan Yıldırım'la start alacak. Son yarışında koşudan ikinci olarak ayrıldı. 10 numaralı Çınar'ın kızı ekranlarımıza geliyor. 14 Ocak sabahı Adem Gökçe ile 1000 metrelik bir galop yaptı. Bini 14.6, son 400'ü 30 oldu. Doğukan Savla start alacak olan Çınar'ın kızı son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Bir yarış görüp tabela dışında kalan 11 numaralı Gülücük de 14 Ocak sabahı Halil Parıldar'la 1000 metrelik bir galop yaptı. 1000'i 10, son 400'ü 27 oldu. Göktuna, Baldemir orijinli bu safkan Vahdettin Kaplan'la koşuya katılıyor. Sevgili yarışseverler 7. ve son koşuya geçiyoruz. 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap safkan, dişi İngiliz atları 2100 metre mesafede sentetik kum pistte start alacaklar ve koşuya toplam 17 4 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atı katılıyor. Bu koşu için görüntülerimize ilk olarak 1 numaralı Kara Heves isimli safkanın son çalışması geliyor. Kara eves 13 Ocak sabahı Remzi Erçel idaresinde 1201 buçuk 1003 ve son 425'lik bir galop yaptı. Son yarışında koşudan 4. olarak ayrılan bu safkan, aprantisi Okan Gökçe ile koşuya katılıyor. Sıradaki görüntümüz 2 numaralı Yiğit Alp isimli safkana ait. 14 Ocak sabahı Orhan Demirkıran idaresinde iç pistte yapmış olduğu 850.2 son 425.2'lik galobunu izliyorsunuz. Aprantesi Umut Barlık'la start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 3 numaralı İpsiz Kız isimli safkanın 15 Ocak sabahı Özgür Gönültaş idaresinde yaptığı 600 metrelik sprinti şu anda ekranlarınıza geliyor. 637.4, son 400'ü 25 oldu. Özgür Gönültaş da start alacak olan bu safganda son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Rich the Top. 15 Ocak sabahı Musa Özçelik'te 636.3 son 400'ü 23.5'luk bir galop yaptı. Halis Karataş'ta start alacak. Son yarışında Kocaeli'de koştu ve koşudan 3. olarak ayrıldı. 6 numaralı Sersey ekranlarımıza geliyor. 13 Ocak sabahı 1002.8 son 400'ü 24.3'lük bir galop yaptı. Sersey Gökhan Kocakaya ile start alacak 54 günlük bir aranın ardından koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı Westlife 15 Ocak sabahı İbrahim Kaya idaresinde 635.3 son 400'ü 23.6'lık bir galop yaptı. 78 73 günlük bir aranın ardından start alacak. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Adana'da start aldığı son yarışlarının ardından İstanbul'a gelen ve İstanbul'da 15 Ocak sabahı 600 metrelik bir galop yapan Herink ekranlarımıza geliyor. 8 numaralı Herink 15 Ocak sabahı 637 son 23.8'lik bir galop yaptı. Ayhan Kurşun'la start alıyor. 11 numaralı Hoşgörü 14 Ocak sabahı Gökhan Bektaş idaresinde 1004.2 son 425'lik bir galop yaptı. Müslüm Çelik ile start alacak olan Musafkan son katıldığı yarışında koşudan 4. olarak ayrıldı. Kocaeli de start almıştı Hoşgörü. 12 numaralı Blain Girl ekranlarımıza geliyor. 14 Ocak sabahı iç pistte 1003.8 son 24'lük bir galop yaptı. 77 günlük bir aranın ardından Burak Averbak'la start alacak son yarışında koşudan 4. olarak ayrıldı. 13 numaralı Hatçe ekranlarımıza geliyor. Hatçe'den bu yarış değil bağı aksesuarı çıkartıldı. 15 Ocak sabahı Ali Arslan'la 637.2, son 400'ü 24.2'lik bir galop yaptı Hatçe. Metin Hamidi ile start alıyor, son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 14 numaralı Prenses Torun bu safkandan da bu yarış kapalı gözlük ve kulaklık aksesuarı çıkartıldı. Selçuk Akbulat'la 14 Ocak sabahı 848 son 422 buçukluk bir galop yaptı. Selçuk Akbulat'la koşuya katılıyor. Son yarışlarında ilk 4 dereceye giremedi. 15 numaralı altın çilek ekranlarımıza geliyor. 15 Ocak sabahı 636.3 son 400'ü 24'lük bir galop yaptı. Altın çilek 255 günlük uzun bir aranın ardından start alacak Gökhan Bektaş da son yarışında koşudan ikinci olarak ayrılmıştı. 16 numaralı Doha 15 Ocak sabahı 636.8 son 400'ü 23.8'lik bir galop yaptı. Doğukan Savla start alıyor son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Ve son olarak görüntülerimize 17 numaralı Lady Silvanas geliyor. Dıştaki safkandı. iç pistte 1200'ü 1016.6, 1003 ve son 400'ü 25.8'lik bir galop yaptı. Harun Kılıç Aslan'la koşuya katılıyor. 54 günlük bir aranın ardından start alacak ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sevgili yarışseverler 17 Ocak Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Podromunda sezonun 5. yarış gününde 7 koşulu yarış programıyla sizlerle birlikte olacağız ve saatler 18'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 235.509 liralık devirli yedili ganyan başlayacak 6'lı ganyansa saatler 18.30'u gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte başlamış olacak. Bursa'da gündüz Osman Gazi Hipodromu'nda 6. yarış gününde 6 koşulu bir yarış programı olacak ve saatler 14.30'u gösterdiğinde 1. koşu ile birlikte altılı ganyan başlayacak. Gece ise yurt dışı yarış programında Amerika Birleşik Devletleri'nin Gulfstream Park hipodromunda 7 koşulu yarış programı olacak ve saatler 20.35'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li ganyan ve saatler 21.05'i gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlamış olacak. Değerli izleyenler 17 Ocak çarşamba günü İstanbul'da start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getirdik ve böylelikle idman pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.